basınç hacim döngüsünü bir kere daha çizmek istiyorum arkadaşlar. Eksenleri çizelim. Evet, aslına bakarsanız basınç hacim döngüsünü sıfırdan çizmek çok kolaydır. Ve bunun basınç hacim döngüsünün genel özelliklerinden biri olduğunu düşünüyorum. Buraya hacmi, buraya da basıncı yazıyorduk. Evet, birim milimetre cıva olacak ki bu basınç için sık kullanılan birimlerden biridir. Burayı sıfır, Burayı da 100 olarak belirleyelim. 120 olarak da burayı işaretliyorum. Bu durumda burası da 50 olabilir. Hacim ekseninde ise burası 100, burası 50, burası da 125 olsun. Düşük basınç, yüksek hacimle başlamak istiyorum. Döngünün istediğiniz noktasından başlayabilirsiniz ama ben bu şekilde başlamayı tercih ediyorum arkadaşlar. Mavi nokta ile işaretliyorum. Bu noktada sol karıncığın kanla dolu olduğunu ve kasılmaya başlayacağını biliyoruz. Kasılmaya başlıyor. Basınç artacak, artacak, artacak. Evet, yaklaşık olarak bu noktaya kadar diyelim. Düz bir çizgi elde edeceğiz. Buradaki değerde yaklaşık olarak 80 olsun. Tam da bu anda aort kapağı açıldığı için kan aorta pompalanmaya başlıyordu değil mi? Kan aorta doğru ilerlediği için sol karıncıktaki hacim düşmeye başlayacak. Hacim düşmeye devam edecek. Basınç da düşecek ve sonuç olarak buna benzeyen bir eğri elde edeceğiz. Şu ana kadar çizdiğim eğri, evet, mavi eğri. Bundan bahsediyorum, mavi eğriden. Bu sistol. Bunun kalp kasının kasılmaya başlaması olduğunu biliyorsunuz. Basınç hacim döngüsünün bir sonraki aşamasında kalp kası gevşemeye başlayacak. Basınç bu şekilde düşecek. Yaklaşık olarak bu değere kadar düşecek, hatta düşmeye de devam edecek. Bu esnada sol karıncık kanla dolmaya başlayacak. Hacmin artmasının sebebi de bu zaten ve döngüyü de bu şekilde tamamlayacağız. İşte basınç hacim döngüsü. Şimdi de Tek bir kalp hücresine odaklanalım ve tüm bunlar olup biterken kalp hücresinde neler yaşandığına bir göz atalım. Kalp hücrelerinin çoğu zaman buna benzeyen bir şekle sahip olduklarını biliyoruz. Aktin ve miyozinleri de çizelim. Neler olduğunu kolayca anlamanız için çizimleri böyle biraz abartıyorum. Evet, buna benzeyen bir görüntümüz olsun. Hücrenin içinde bir sürü aktin ve miyozin var. Bu arada küçük bir tekrar da yapmış oluyoruz. Bu hücrelerin tabii ki bir de çekirdekleri var. İkinci çekirdekleri de burada. Aktin ve miyozinle dolular. Tam olarak benim çizimimdeki gibi değiller tabii ama hücrelerin içinde yüksek miktarda protein olduğuna dikkatinizi çekmek isterim. Hücrelerin kalsiyum beklediklerini de biliyoruz. Kalsiyum hücre içine girdiğinde hücreler de kasılmaya başlıyorlar kasılma anı ya da kasılma süresi diyelim. Döngü üzerindeki bu ve bu kısımdır. Kasılmanın gerçekleştiğini, kalsiyumun hücre içine girdiğini, e, girdiği varsayımına daha doğrusu bunu düşünerek, girdiğini düşünerek söylüyoruz. Bu varsayıma dayanarak söylüyoruz. Bu noktada bir hile yapıp kalsiyumu bu ortamdan tamamen uzaklaştırdığımızı. Yani kalsiyumun hücre içine girmesini engellediğimizi ele alırsak mesela ne olur dersiniz? Evet, ne olur sizce? Yine bir döngü elde edebiliriz ama kalsiyum sahneden inerse hücreler artık kasılmayacaklardır. Evet, bu olursa birdenbire kasılma olmamaya başlayacak. Ve bu da basıncın bu şekilde yükselmemesi anlamına gelecek. Hatta bunların hiçbiri bu şekilde olmaz, öyle değil mi? Kalsiyum olmazsa sistol de olmaz ve diastol de takılıp kalırız. Bu noktayı diastol sonu olarak adlandırdığımızı hatırlıyorsunuz değil mi? O halde diastol sonu noktasına ulaştığımızda da belirsiz bir durum ortaya çıkar değil mi? İsterseniz bir adım daha öteye gidelim ve şimdi kendime biraz yer açayım. Size şimdi de kalbi çizeceğim. Evet. Bu sol karıncık. Sol kulakçığı çizmeyeceğim. Sol karıncık tek başına yeterli olacaktır. İçini de boyuyorum. Dolu olduğunu göstermek için. Evet, kalbin bu odacığını kanla doldurduk. Sol karıncık kanla doldu ama kasılamadığı için deneyi bir şekilde de devam ettirmem gerekiyor. Sol karınca, kanla dolu olan sol karınca bir iğne yardımıyla daha fazla kan doldurduğumu düşünelim mi arkadaşlar? Daha fazla kan buraya gelsin, tamam mı? Zaten dolu olan bir şeyi daha fazla nasıl doldurabileceğimizi merak ediyor olabilirsiniz. Evet. Zaten dolu olan bir şeyi daha da fazla doldurabiliyorum çünkü bunun bir balon olduğunu da düşünebilirsiniz. Balon havayla dolu olabilir ama yeterli basınç sağlanırsa zaten şişik olan bir balonu daha da fazla şişirebiliriz. Öyle değil mi? Bu da bunu yapabilmek için basınç gereklidir anlamına gelir. Bunun öyle kolay olacağını zannetmeyin arkadaşlar ama bir yola baş koyup sonuna kadar e, gitmek, sona ulaşmak istiyorsanız, yani bunu başarmak istiyorsanız, sol karınca daha fazla kan koyabileceğimizi de bilin. Grafiğe geçelim ve bunu oraya yansıtalım. Hacmi arttırıyoruz. Basınçta bir miktar artacak ve eğri de buna benzeyecek. Devam edelim. Biraz daha hacim, basınç bu defa daha çok yükselecek. Ve daha fazla kan doldurmak, e, doldurmak bir öncekine göre bu sefer çok daha zor olacak. Bir kere daha basınç daha da artacak ve hacmi arttırmak çok daha zor olacak. Bu sayede eğri de zaman içerisinde bu şekilde dikleşmeye başlayacak. Hacim arttığını göstermek için buralara V yazıyorum. Yani hacmi arttırdığımı göstermek için buralara V yazıyorum. Aynı anda basınç da arttığından P harfini de koyuyorum. Tamam mı? Basınç ve hacmin bağlantılı olduğunu da biliyoruz arkadaşlar. Bunun tam tersini de yapabiliriz. Demek istediğim buraya kan eklemek yerine kanı boşaltabiliriz de. Evet, bu şekilde sol karıncıktan kan aldığımızı düşünelim. Şimdi ne olur dersiniz? Aynı noktadan yani diastol sonundan başlarsak kanı boşaltmaya başladığımızda hacim düşecektir öyle değil mi? Ve hacim düşerse basınç da düşer. Bir kere daha yapalım. Hacmi biraz daha düşürelim. Basınç da düşsün. Bunu yapınca az önceki basınç hacim döngüsüne çok benzeyen bir grafik elde ederiz. Bu sayede basınç hacim döngüsünün kalbi doldurmanın ne anlama geldiğini gösterdiğini de anladık. Hacmi değiştirince basınç da değişecek. Hacmi düşürmeye devam ettikçe basınç da düşecek. Peki bu şekilde devam edersem ne olur? Yani kalbin içindeki kanı boşaltmaya devam edersem basınç daha da düşer öyle değil mi? Bir kere daha hacmi biraz daha düşürelim bu şekilde devam edersek bir noktada basınç da sıfırlanacaktır bu noktaları birleştirirsek buna benzeyen bir eğri elde ederiz pasif doldurma ile alakası olmayan şu kısmı da sileyim az önceki grafikte kalp gevşediğinde bu kısmı elde etmiştik ama artık kalp kasılamıyor şunları da sileyim ki sonuç olarak elde edeceğimiz doğru iyice ortaya çıksın bunu yaptığımızda aslında kusursuz bir basınç hacim ilişkisi elde etmiş olduğumuzu fark ettiniz mi bu ilişkiyi sol karıncığın gevşemiş durumda olduğunu varsayarak elde ettik. Evet, herhangi bir kasılma olmadığından kalp kası gevşemiş durumda. Yaptığım ilk şeyi yani kalsiyumu ortamdan uzaklaştırdığımı düşünürsek bu hücrelerin tamamen gevşeme durumuna geçmelerini sağlayabiliriz, öyle değil mi? Gevşemiş hücrelerin olduğu bir kalbe de az önce yaptıklarımı yapabilirim. Yani pasif bir şekilde yani bir iğne yardımıyla kan doldurup boşaltabilirim. Bu sayede de bu ilgi çekici basınç hacim ilişkisini elde ederim. Bu basınç ve hacim arasındaki ilişkidir. Zaman zaman kısaltmasını kullanmak da mantıklı çünkü bunu diastol sonu basınç hacim ilişkisi olarak uzun uzun söylemek yerine kısaltma kullanabiliriz. Bunun dilimize geçmiş yaygın bir Türkçe kısaltması olmadığı için İngilizce kısaltmasıyla daha çok karşılaşıyoruz. EDPVR e, yani e, EDPVR İngilizce kısaltması arkadaşlar. Yani End Diastolic Pressure Volume Relationship'in kısaltması oluyor. Son olarak bir şey daha eklemek istiyorum. Basınç değişimini hacim değişimine böldüğümüzde doğrunun eğimini elde ediyorduk. Öyle değil mi? Eğrinin bu noktadaki eğimi bu. Bu noktadaki eğimi de bu olabilir. Delta P bölü delta V eğimdir. Ve bu eğim bize elastansı verir. Evet, esneklik anlamına gelen elastans, bu eğrinin herhangi bir noktasındaki eğimdir. O halde, diastol sonu basınç hacim ilişkisini veren eğrinin, sol karıncığın gevşeme durumundaki elastansını yani esnekliğini verdiğini de söyleyebiliriz.